LGS'ye son 10 gün artık çalışmalarımızın, gayretlerimizin, emeklerimizin karşılığını almaya iyice yaklaştık. 10 gün sonra inşallah hayatımızdaki en güzel sınavlardan birine gireceğiz. Ve bu sınavdan çıktıktan sonra da yapabildiğimiz kadarıyla en iyi netleri yapacağız. Ve oh be kurtulduk diyeceğiz. Dolayısıyla bu son 10 günde iyi değerlendirelim. Biliyorsunuz ki LGS son tekrar kampımız devam ediyor. Kampımızda her gün bir dersi sizler için hızlı bir şekilde, detaylı bir şekilde tekrar etmeye devam ediyoruz. Bugün Fen hızlı tekrarımız var. Onu da mutlaka izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yarın inkılap, sonrası din, İngilizce hep beraber devam edeceğiz. Şimdi LGS son 10 gün dedik. Hemen şöyle kaldıralım. Günün sözüne baktığımızda yarını bugünle aydınlatın diyor Elizabeth Barrett Browning. Yani gerçekten de bugün yaptığımız gayretler, çalışmaların her biri yarınımızı aydınlatacak. İlla ki sınav sonucu değil. Yani illa ben çalıştım şu okulu kazandım. Hayır. Yaptığımız her bir gayret, yaptığımız her bir çalışma hangi okulu kazanırsak kazanalım, hangi sonucu elde edersek edelim ileride bize mutlaka faydalı olacak. Günü yorumuna baktığımızda Nur Esvet 1300 beğeni almış diyor ki. Arkadaşlar sürekli yazıyorum çıkmıyor. Allah rızası için beğenin ne olur sorularım şunlar demiş. Matematiği hala hala bu şekilde yazılır. Yetiştirebilir miyiz? Tabii miyiz ayrı yazılacak. Tabii ki şu 10 gün içerisinde eğer netlerin 17, 18 ise 16 ise yetiştirebilirsin. Ama eğer şu anda 2-3 net yapıyorsan birazcık yetiştirmen imkansız gibi. Yani sonuçta her gün bir net artırsan bile en fazla 10 net artırabilirsin. Fakat eksik olduğun kısımları sağlama alarak daha doğrusu tekrar edip çalışarak zaten yapabildiğin diyelim ki 10 net yapıyorsun. 10 netle alakalı kısmı da denemelerde çözdüğün kadarıyla çözerekten sınava girebilirsin. Bak sınavdan önce örnek soruları çözdüysen sınavdan önce LGS'de çıkmış soruları çözdüysen birinci dönem konularıyla alakalı gerçekten yapman gereken ilk vazifeyi yaptın. Sonrasında yine doğru kaynaklarla çalıştıysan ve yaptığın yanlışların çözümünü öğrendiysen artık seni güzel bir sınav sonucu bekliyor. LGS günü uçlu kalem götürebilir miyiz? Hayır uçlu kalem sınavda kullanılmıyor. Normal kurşun kalem kullanılması gerekiyor. İnkılapta ikinci ünite çok ezbere dayalı ne yapmalıyız? Arkadaşlar ezbere dayalı değil. Mutlaka geri sayım videolarımızı veya hatta özür dilerim son tekrar videolarımızı izleyin. Orada sizlere her şeyi tek tek anlattık. Hatta biliyorsunuz artık TRT EBA'da da sizlere saat 14.30'dan sonra canlı yayınlar yapıyoruz. Orada da mutlaka derslerimizi izleyebilirsiniz. Deneme çözdüğüm zaman sürekli bir yüksek, bir düşük çıkıyor ve moralim bozuluyor ne yapmalıyım? Bu normal bir şey. Ama siz buradaki şeyi, e, önemli olan kısmı unutmayın. Son 2-3 gün deneme çözülmez. Yani şu anda yıl boyunca sizler inişler, çıkışlar, çıkışlar, inişler yaşadınız. Bir şekilde çıkış oldu zaten. Bu saatten sonra artık son güne doğru... Asla deneme çözmüyoruz. Çünkü son 2-3 gün içerisinde yapacağımız denemelerdeki hatalar moralimizi bozabilir. Sonra gerçek LGS'ye girdiğimizde de zaten hayatımızın en güzel sınavını yapacağız. Yeter ki doğru yapabileceğimiz sorularla başlayalım. Yeter ki takıldığımız soruda üzerine durmadan geçelim. Fen bilimlerindeki sorular genelde sıvı basıncıyla. Kafam karışıyor bir öneriniz var mı? Arkadaşlar fen bilimlerinde hata yaptığınız soruyla alakalı diyelim ki aldığınız denemeyi. de atıyorum bu konuyu yanlış yaptınız. Asitler bazar geldi önüme. İşte burada ne varmış? klorofil periyodik tablo basınç ha, azalır azalmaz. Zeminin basınç durumu diyor. Şimdi sen bu soruyu yanlış yaptığın zaman bu sorunun çözümünü mutlaka izlemelisin. Bu bir. Soruyla alakalı yaptığın yanlışı anladıysan da anlamadıysan da bu soruyu kesip duvarına asmalısın. Yani ben bunu yanlış yapmıştım. Bu benden kurtulamayacak demelisin. Ve tabii ki eğer koneksiyon varsa da hem ee, EBA'daki hem de son tekrar kampınızdaki videoları mutlaka bir kez daha o kısımla alakalı izle. Biz zaten her videonun altına hangi dakikada izleneceğini yazıyoruz. Heyecanımıza nasıl yenebiliriz? Panik ataktan dolayı ne yapmalıyız? Arkadaşlar heyecanlı olmanızın sebebi şu. Çünkü kazanacaksınız. Ve şunu da unutmayın. Sınav sonucunuz ne olursa olsun siz... ismi neydi arkadaşımız? Nur. Nur. Sen iyi bir okul kazandığın için değil. Sen Nur Esvet olduğun için değerlisin. Bizi izleyen Merve, Ahmet, Osman, Emre... Fark etmez isimleriniz yüzlerce güzel isminiz var ama şunu söylüyorum ki sizler iyi bir okul kazanacağınız için değil veyahut da iyi bir fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi kazanacağınız değil. Sizler siz olduğunuz için değerlisiniz. Bunu her zaman söylüyoruz size anneniz babanız sizin e, bir tırnağınızı yani serçe parmağınızı diyelim mesela tüm dünyayla değişir mi? Tüm dünyayı verselersiniz serçe parmağınızı verir mi? Vermez. dolayısıyla siz zaten çok değerlisiniz. O yüzden okula gireceğim kazanamayacağım ailem bana çok destek oldu eyvah arkadaşlarım şöyle der hiçbir şeyi sallamayın sadece kendiniz için sınava giriyorsunuz yapabildiğiniz en iyisini yapın mükemmel değilsiniz belki ama şu ana kadar başardığınız birçok şey var demek ki zeki ve çalışkansınız bunu da başarırsınız arkadaşlar. Esenyurt'la Kipoğlu Cumhuriyet Anadolu baktığımızda 7.59 dilimiyle almış. Yine tıp fakültesi, diş hekimliği, mühendislik gördüğünüz gibi kazanabiliyor. Türkiye'nin bütün okullarından Türkiye'nin bütün üniversitelerine hala girebilirsiniz. Ve unutmayın bu üniversiteler, bu liseler, bu okullar sizleri bekliyor arkadaşlar. Biz artık yetişkin olduk. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım bu son 10 gün içerisinde de yapabildiğimiz kadarıyla, gayret gösterebildiğimiz kadarıyla gösterelim. Ardından da zaten güzel güzel iyi bir tatil bizi bekliyor.